söz talep eden İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurun Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Dezenformasyon yasasını görüşüyoruz. Şimdi bu dezenformasyon konusuna bir toplumsal kesim üzerinde yapılan algı ile ilgili bir takım örnekler ve hakikatler nedir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi 7 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Şah Kulu Sultan dergahını ziyaret etti ve orada bir açıklama yaptı. Bir başkanlık kurulacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde bir başkanlık kurulacağını söyledi. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı. Tabii baktığınız zaman burada da konuşuldu. Herkes övgüyle anlattı. Çok güzel, iyi şeyler filan. İşte Yeni Şafak böyle vermiş olayı çok beğenerek. İşte Sabah Gazetesi vermiş aynı şekilde. Hürriyet vermiş. Vesaire devam ediyor. Yani bugün havuz medyası diye adlandırdığımız bütün kanallar, televizyonlar bu meseleyi böyle anlatıyorlar. Peki hakikaten bu durum, orada açıklanan duruma Alevi toplumu ne diyor? Yani bunun Alevi toplumunun hayrına olup olmadığına kim karar verecek? Yani siz mi karar vereceksiniz, ben mi karar vereceğim? Yoksa bu toplumu temsil eden, yıllardır bunun mücadelesini yürüten, bu konu için kurulmuş cemevleri mi verecek? Benim birazcık hakkım var yıllarca o kurumlarda hizmet etmiş birisi olarak ama yine de haddim olarak görmem. Netice itibariyle kurumlara bakacağız. Yani bu konuyla ilgili kurulmuş kurumlar ne diyor? Şu anda cemevleri bir köylerde var, iki şehirlerde, iller, ilçelerde var. Ve bütün bunların büyük çoğunluğu şu kurumlara bağlı. İsimlerini size söyleyeyim. İşte Alevi Bektaşi Federasyonu Üsçatı, bunların 36 bileşen kurumu var. O bileşen kurumların da alt kurumları var. Cemevlerin büyük çoğunluğu bunlara bağlı. Alevi Dernekleri Federasyonu var. Yine bunların 38 ayrı cemevi üst kurumu var. Onlara bağlı cemevleri var. Alevi Vakıflar Federasyonu var. 10 Alevi Vakıfı, Cem Vakfı dahil olmak üzere bunlara bağlı. Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı var. Bunların 53 ayrı yerde cemevi var. Alevi Kültür Derneklerinin 98 ayrı il ya da ilçede cemevi var. Gülsün Abdal Kültür Derneklerinin 81 il ya da ilçede cemevi var. Yani Türkiye genelindeki il ve ilçeler bazındaki cemevlerin çoğu yerde, köylerde %98'i bu kurumlara bağlı. Şimdi bu kurumlar ne diyorlar? Bu kurumlar ne diyor? Diyor ki açıklanan paket ne demokratiktir ne de müjdedir. Aksine bu paket Alevi'nin şimdiye kadar kamu gücüyle soluksuz bırakılmasının, Alevi'nin tabutuna son çivinin çakma niyetinin paketidir. Bu kurumların açıklaması burada. Bunu bu gazetelerde göremezsiniz bunu. Mümkün değil o. Ve devam ediyorlar. Diyorlar ki itirazlarını sıralıyorlar. Diyorlar ki cemevlerimiz ibadethanedir diyorlar. Yani şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanınca şöyle bir şey oluyor. Sanki cemevine gitmek turizm faaliyeti, cemevinde ibadet etmek, orada cem yapmak da bir folklorik kültürel faaliyet sanki. Böyle bir şey yok. Cemevi bizim ibadethanemiz. Şimdi burada şunu diyorlar. Bu demektir ki Alevilik dinsel ve kimliksel özellikleri inkar edilmeye devam edilecek bu kararla. İki, Alevi toplumunun en önemli sorununa sosyopolitik, sosyokültürel düzeyde kamu gücüyle örgütlenen, kamu gücüyle yeniden üretilen negatif ayrımcılıkta ısrar edilecek. Bu devam edecek yani. Üçüncüsü, açıkça ilan ederiz ki bu devletin Alevi kurumsallaşmasına, Alevi dinselliğine yönelik darbe ve el koyma girişimidir. Yani bu başkanlığı ve cemevinin bunlar üzerinden yönetilmesini bu Alevi kurumları darbe diyor ve kayyum ataması diyor. Şimdi gülersiniz tabii ama kurumlar böyle diyorlar. Dördüncüsü, rızalık üstüne talebe hizmet borcuyla Hakkullah ile hak uğruna hizmet veren dedelerimiz bundan sonra devletten alacağı maaşın hizmetçisi olacak. Kamu kaynaklarının din kisvesi altında yağmalanmasından pay alacaklar. Bu bizim inancımıza aykırı diyorlar. Ve bizim açımızdan da bu Alevilik açısından bir asimilasyondur diyorlar dedelerin kontrol altına alınması. Ve çok daha önemli bir şey söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketin Alevilere yönelik demokratik bir reform paketi değil, tam tersine Alevilere şeksiz gümansız antidemokratik bir saldırı olduğunu beyan ederiz. Demokratikleşme peşinde olanlar öncelikle Alevi toplumlarına, onlara meşru kurumlarına kulak vermekle, onları muhatap almakla işe başlayacaktır. Yani bu işle ilgili cemevlerini, Alevi kurumlarını muhatap alarak işe başlayın diyor. Ve başka önemli bir şeyin altını daha çiziyorlar.
Bilinmelidir ki bizim tarihimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın zikrettiği gibi Malazgirt'ten, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan ve yaşadığımız toprakları daima bir boş bir toprak olarak kabul eden, bu toprakların insanları Malazgirt'ten itibaren yok sayan militarist bir tarih değildir. Militarist bir milliyetçilik anlayışıyla Aleviliğin en temel düsturu 72 millete bir nazarla görmek ilkesi taban tabana zıttır diyor bu Alevi kurumları. Şimdi ve en son CNN Türk Televizyonu'na bir tane Cem Vakfı yöneticisi çıkartılmıştı. Öve öve bitiremiyordu bu açılımı. Cem Vakfı görevden aldı onu. Çünkü bizim kurumsal olarak cemevlerimizin görüşü değildir bu dedi. Siz bize rağmen çıkıp orada kendisi AKP üyesiymiş ve daha sonra beyan ettiler. Ancak bizim kurumsal görüşümüz bunu kabul etmiyor diye ifade ettiler. Şimdi Türkiye'deki kurulu bulunan Alevi kurumları ve Alevi toplumu bu meseleye böyle bakıyorlar.